Ak Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklımdaki farklı farklı konuları paylaşacağım. Hemen bir başlık söylemiyorum. Sırayla gidelim. Birincisi 2024'ün ilk kitabını okudum arkadaşlar. Kuantum Ekonomisi. Türkçe'ye çeviren kişi Akın Emre Pilgir. Koridor yayınlarından çevrilmiş orijinal yazar Anders Inset. Dijital devrimden sonra insanlık ve dünyayı felsefik bir boyutta anlatan bir kitap. Şimdi bu kitabı okuduktan sonra kafamda birkaç tane şey canlandı. Bu bir kitap özeti değil ama piyasa fiyatlamalarıyla da alakalı ve açıkçası biraz anlayamadığım bazı noktalar var. Yani kitabın dediği şey şu, yani insanlık adına iki tane büyük tehlike var, tehdit var. Birincisi ekolojik taraf, ekolojik denge. İkincisi de üstsel teknoloji gelişimi. Bunu illa yapay zeka olarak algılamayın. Teknolojinin üstsel gelişimi noktasında ve ya, çıktığı noktada işte aslında genel yapay zeka oluştuğu takdirde bir tehdit unsuru olabileceği. Genel yapay zeka diğer okuduğum kitaplarda, bu işin ehli olan insanların kitaplarında, yani yapay zeka konusunda uzmanlaşmış kişilerin kitaplarında öyle kolay bir şey değil arkadaşlar. Dolayısıyla o noktaya gidene kadar da aslında koda sahip olan şirketlerin bayağı bir kar yazabileceğini belirtiyor. Ve iyi bir performans sergileyebileceğini belirtiyor. Ama bu iki tane büyük tehdide karşılık nasıl bir ekonomi yaratılmalı? Bu kuantum ekonomisi dediğimiz şey de bu. Çünkü hani Newton fiziğindeki dünyadaki anlayışla bir sistem içindeyiz. Ama kuantum dünyası çok farklı işliyor ve o dünya aslında içinde bulunduğumuz birçok şeyi de etkiliyor. Bu iki dünyayı birbirine birleştirmek için tabii Celal Şengör daha iyi açıklar bunu ama benim nacizane anladığım Albert Einstein son 20 yılını vermiş bu işe. Bu iki dünyayı birbirine birleştirememiş. Dolayısıyla farklı bir bakış açısıyla tamamen yaklaşmak gerekiyor. Şimdi bunu anlattıktan sonra çok basit bir yatırım bankacısı olarak birinci tehdit, yani ekolojik denge ile ilgili, yani size sadece bir rapor göstereceğim. Daha sonra da bir fiyatlama örneği göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ThredUp bu işte ikinci el ürünler giysi satan bir şirket, zamanında çok popülerdi. Ve ikinci el ürün, işte giysi satmak niye önemli? Aslında sizin sınırsız büyümede tüketmeniz gereken, bir sınırsız büyüme yapacaksanız sınırsız kaynağa ihtiyacınız var, değil mi? Kaynak sınırsız olmadığı için sınırsız büyüme de çok gerçekçi değil. Dolayısıyla bu noktada tekrar satılım alımlar yapılması, ikinci el pazarlar vesaire, bunlar önemli bir noktaya geliyor. Ekolojik denge için de önemli. Olay sadece elektrikli araçlara geçiş değil. O puzzle'ın bir parçası ama puzzle'ın farklı farklı birçok parçası var arkadaşlar. Şimdi burada piyasa ile ilgili global işte ikinci el pazar büyüklüğüyle ilgili 2020'ye kadar öngörüsünü belirtiyor arkadaşlar. Bu görülebiliyor mu şu anda? Emin değilim. Ama şöyle göstereyim size. 2021'de 138 milyar dolarlık pazar, 2027'ye geldiğimizde 351 milyar dolar olmasını bekliyor. Şu anda 2023'te bitirdiğimizde ne noktadayız sorusunda 211 milyar dolar. Tabii ki bunu işte Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve diğer bölgelerde paylaştırıyor. Bu pazar büyümesi ve bu tarafta faaliyet gösteren şirketlerin, tabii ki burada rakipler, yani iş modellerinin sürekliliği, doğru model illa ikinci el satış platformudur veya başka, mesela birinci el satanların o işe kendi model o kendi modellerini bu işe implement etmesi midir? Bunların hepsi tartışılır konular. Ama pazarın bu kadar büyümesi beklenirken ben açıkçası örnek veriyorum, şuradan gidelim. ThredUp'ın 220 milyon dolarlık pazar payını, ya da şöyle inelim, Rent the Runway'in
50 milyon dolarlık pazar payını. Ya da şöyle inelim. Real'ın göremiyorum şu anda da şurada bir yerde yazıyor olması. Rent the Runway. The Real'ın 180 milyon dolarlık pazar payı. Bunlar pazar market cap'i, piyasa değeri. Bunlar çok açıklanabilecek şeyler değil. Bir de bunun üzerine gidiyorum mesela ya bildiğimiz giysi perakendeciliğindeki şirketlerde yani 2023 Mayıs ayından beri inanılmaz bir rally var arkadaşlar. O zamanki paylaşılan bilançolardan sonra gelen müthiş bir rally durumu söz konusu. Mesela Abercrombie & Fitch'e bakıyorum. Şöyle bilanço öncesi düşük noktasından aldığım zaman şöyle alalım kabaca gitsin. %300'ün üzerinde bir getiri var. Yani buraya mesela American Eagle'ı koysam benzer bir grafik yapısıyla karşılaşacağız. İşte Mayıs ayından başlayıp yükselen ya da gidip mesela Gap'i koysam benzer bir yükseliş trendiyle karşılaşacağız. Burada zaten epistemolojik kopuş olmuş yani Kasım ayındaki bilanço sonrası ama Mayıs ayından itibaren çok acayip bir yükseliş durumu söz konusu. Şimdi bu birinci el ürünler satanların sınırsız büyüme ve sınırlı kaynak düşüncesinde bu kadar iyi bir hisse performansı gösterirken ikinci el satanlardaki bu kötü gidişat yani bence bu şirketlerin o şirketleri sermaye maliyetinin de azalması düşüncesi altında 2024'te faiz indirimle beraber satın alabilme potansiyeli haline getiriyor olabilir. Birinci düşüncem bu. İkinci nokta ekolojik denge ile ilgili paylaşmak istediğim buydu kitapta. İkincisi yapay zeka noktası. Şimdi arkadaşlar hani bunu bir tehdit olarak anlatsa da ben yani verimlilik açısından ve yaratacağı değer açısından genel yapay zekaya kadar gidenki kısımda oldukça pozitif görüyorum okuduğum kitaplarda. Ve Microsoft'un piyasa değeri şu anda Apple'ı geçmiş durumda. Yani Microsoft'un piyasa değeri 2,8872 trilyon dolar. Apple'ın piyasa değerine baktığım zaman 2,8746 trilyon dolar. Bunun altında yatan tema Microsoft'un OpenAI ile işbirliğiyle beraber yapay zeka tarafında çok daha üretken yapay zeka tarafında çok daha aktif olması. Tabii ki geçmişe gidip baktığınızda mesela 2021 Kasım aylarında da Microsoft'un Apple'ı geçtiğini göreceksiniz. Hani bu biraz para politikası tarafıyla da alakalı. Çünkü 2021 Kasım ayında 2022'de sıkılaşma döngüsüne gireceğimiz düşünülüyordu. Burada Apple bir miktar daha öne çıktı. Ama o görüyorsunuz yani Microsoft çok yani 2022'nin Kasım ayına kadar çok sert bir satışla karşılaşmıştı. Yani 1,60 trilyon dolarlık piyasa değerinden 2,88 trilyon dolara çıkmış durumdayız o süreden bugüne geldiğimizde. Bugüne geldiğimizde de bu piyasa değerindeki Microsoft'un geçişi 2024'teki işte parasal gevşemeden kasıt faiz indirimi yanlış söyledim. Parasal gevşeme değil, yeterli sıkılaşma noktasından daha az sıkı noktaya geçiş ama hala sıkı para politikasının korunması ABD tarafında işte reel getirilerin kontrol dediğim nokta o. Bu yapıda Microsoft'un öne geçtiğini görüyoruz. Bununla ilgili de şu yapay zeka ile ilgili yani şimdi mesela Davos var. Davos öncesi mesela Davos'un içinde bulunduğumuz durumun anında konuşamıyorum kusura bakmayın yani kafam allak bullak bugün. PricewaterhouseCoopers'ın yaptığı ankette CEO'ların git artık ya. CEO'ların %45'inin yapay zekaya adaptasyonunun gerçekleştirmesi gerektiğini ya da iş modellerinin ölebileceğini belirttiğini belirliyor. Yani AI and climate change threatens nearly half of the world business. Şimdi quantum ekonomi
kitabında bahsedilen iki ana tehdidin aslında bu haber başlığında da karşımıza çıktığını görüyoruz. Ben yapay zekayı çok büyük bir insanlık adına, yani kitap insanlık adına konuşuyor. Bu haber iş dünyası adına konuşuyor. İş dünyası adına yapay zeka önemli bir tehdit. Ama genel yapay zekaya gidinceye kadarki yolda insanlık adına ne kadar büyük bir tehdit? Orada benim çok ciddi soru işaretlerim var. İklim değişikliğinin, işte climate change'in bir tehdit olduğu net olarak ortada. Şimdi bu raporda açıkçası ankette işte 4700 şirketin liderleriyle yapılan anketin sonucunda %45'i businesses could fail in 10 years unless they adapt. Bu yapay zeka tarafına adaptasyon 10 yıl olmazsa 10 yıl içinde işlerinin bitebileceğinden bahsediyor. Bu mesela 2023'te %39'muş. %39'dan 45'e çok hızlı bir yükseliş durumu var. 2024'te AI Business Prediction, işte PricewaterhouseCoopers'ın noktası. Burada Generative AI'in önemini görüyoruz. ChatGPT çıktıktan bir yıl sonra neredeyse şirketlerin yarıda, hatta yarıdan fazlası üretken yapay zekayı bir noktada iş modellerine koyuyorlar. Bunu da burada net olarak görüyoruz arkadaşlar. Daha da şey yapmayayım sizi, 2024'e dair AI Business Prediction'larında işte 6 tane segment altında bunları da anlatıyor. Şimdi ilk söyleyeceğim şey buydu. Quantum Economics'i kitabını okuduktan sonra piyasa fiyatlamaları, Davos'taki gelişmeler vesaire kafamdaki oluşanları bu şekilde belirtmek istedim. Şimdi gelelim ikinci belirtmek istediğim konu. Şimdi bugün biz ABD 10 yıllığının tekrardan %4'e yükseldiğini görüyoruz. Burada dün Avrupa'daki tahvil fiyatlamalarının bir miktar etkisi vardı. Şöyle ama bir 10 yıllık reel getiri tarafına bakalım. Geçen haftayı biz 50 haftalık ortalamanın aşağısında kapattık arkadaşlar. Bu durum 2022 Mart ayından beri ilk defa yaşanan bir şey. Şimdi tabii para politikası profesyonelleri, işte para politikası kurullarında bulunan kişiler vesaire biraz daha böyle, örneğin dün mesela Avrupa Merkez Bankası tarafından 2024'te faiz indirimleri garanti değil şeklinde konuşsalardı, ekonomik verilere baktığımızda, dezenflasyon sürecinin devamına baktığımızda ve Almanya mesela 2023'te pandemiden beri ilk defa daraldı. ABD'de işte geçen hafta üfe verisinin detaylarını gördük. Şimdi bunları değerlendirdiğimiz zaman 2024'te daha da iddialı söylüyorum, yılın ikinci yarısında senkronize faiz indirimleri görme durumu söz konusu. Şimdi bunu sadece İstanbul'dan oturan stratejist Uras Çay görmüyor arkadaşlar. Yani bunu gidip şuradan şey göreyim, çok önemli buy side tarafında varlık yöneticileri de görüyor. Mesela bunu niye şey yapıyorum? Büyük varlık yöneticilerine yapılan ankette 2024'te, o yani 12 aylık süreçte ne noktalarda pozisyon arttırımı, işte exposure arttırımı, asset alokasyon arttırımını yaparsınız noktasında. Bakın, developed market credit, yani gelişmiş ülkelerin kredi piyasaları, gelişmiş ülkelerin hazine tahvilleri, gelişmekte olanların, işte şurada mesela göstereyim, emerging market government debt, emerging market credit, bunun üzerinde geliyor. Neden? Çünkü gelişmiş ülkelerde 2024'ün ikinci yarısında senkronize indirimlerin daha sık geleceği düşünülüyor. Bu da buy side tarafında önemli bir aslında varlık arttırımı konusu, alokasyonun arttırılması konusunda bir düşünce yaratıyor. Tabii bu doğru olur olmaz, bu ayrı bir konu, ama şu anki aldığımız ekonomik verilerin bizi taşıdığı nokta bu. Dolayısıyla ABD 10 yıllıkları şu an için %4 seviyesinde, ama ben 2024'te 3.30-3.50 bandım
koruyorum ve bunun reel getirilerde şu 1.66, 1.70 seviyesi, bunun 1.20'ye doğru gerileme hareketiyle gerçekleşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. İkinci bahsetmek istediğim konu buydu. Üçüncü bahsetmek istediğim konu, şöyle açalım. Hatta şeyden açayım ya. UP Plus'ta da çünkü bizim şeylerimiz var. Benim yorumlarım giriliyor buraya. Şöyle Ak Yatırım araştırma açalım. Analizde girilen nokta. Tamam. Bir iş yap. Şimdi bugünkü paylaşımda Cumhuriyetçilerde Trump rüzgarı diye başlık attım. Iowa'da Cumhuriyetçiler arasında yapılan oynamada Trump %51 oy alıyor, gözüküyor. Yani en yakın rakibi %21. Şu ikisi arasındaki fark, yani birinci çıkan eksi ikinci çıkan tarihi seviyede. Yani Trump açık ara önde geliyor Cumhuriyetçiler arasında. En son, yani %51'lik rakam da zaten çok yüksek. Buna en yakın alan, yani şimdiye kadar 2000 yılında %41 ile George W. Bush olmuş. Yani Trump o rakamı da geçmiş durumda. Dolayısıyla 2024 ABD seçimlerinde Cumhuriyetçiler tarafının adayı Trump olacak, yani bu olacak gibi görünüyor deyip kendime hedefleyebilirim ama şu an yani bu tablo net olarak adamı öne çıkartıyor. Ve zaten işte Biden'la ilgili anketlere baktığımızda, yani demokratların kendileri de birçok politikadan memnun değil. Yani 2024 Kasım'da Trump'ın şu anki olasılıklar dahilinde ABD başkanı olma ihtimali de bence görece yüksek şu noktada. Tabii o zamana kadar çok şeyler olur. Politikada biliyorsunuz son dakikada bile birçok değişken olabiliyor. Ama burada görülen yani tarihi bir yani zafer elde etmiş durumda eski başkan. Bunu vurgulamak istedim size. Şimdi devam ediyoruz. Son olarak da paylaşacağım. ABD bilanço sezonu arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle. Şöyle yapalım. Tık tık tık. Yapalım. Şimdi biz finansallarla bilanço sezonuna başladık. Şimdiye kadar yapılan açıklamalarda aslında hisse başı kar büyümesi iyi gözüküyor. Ciro tarafında bir miktar şey, özür diliyorum, büyüme diyorum, yanlış söyledim. Beklentilerle kıyaslandığında açıklanan hisse başı karlar beklentilerden daha yüksek, cirolar biraz daha aşağıda. Şöyle büyüme tarafına bakalım, finansallar tarafında şimdiye kadar 6 isim açıkladı. Ciro büyümesi 3.75, hisse başı karda bir gerileme durumu söz konusu. Ama beklentilerin oldukça üzerinde, onu gördüğünüz rakamlarda. Şimdi bugün biz Goldman ve Morgan Stanley'den rakamları alacağız. JP Morgan'ın 2024'de dahil, şöyle bir şey yapalım, 2024'de dahil net faiz gelirleri beklentisini yukarı revize etmesi bence önemli bir değişkendi. Bu ABD ekonomisinin resesyon olasılığını biraz azaltan bir durum. Diğer yandan mesela Bank of America'da trading karlılığı, trading geliri tek seferlik birkaç harcamadan dolayı pek piyasayı memnun edemedi. Ama gene de Cuma günkü işte JP Morgan, Citigroup, Bank of America ve Wells Fargo bilançoları sonrası biz böyle çok ciddi bir satış baskısı hissetmedik. Hatta Citigroup artı kapattı. Tabii burada şirketin yeniden yapılandırması, işte çalışan çıkarılması vesaire, o haberler de etkili olmuştu. Ama gene de çok ciddi bir satış baskısı hissetmedik. Diğer taraftan mesela şuraya şey yazalım, Delta Airlines'ı yazalım. Burada havacılık sektöründe satış baskısı çok daha yüksek. Delta Airlines'da
satış baskısı çok daha yüksekti açıkladığı rakamlardan sonra. Sonra daha yani bence son çeyrek rakamları kötü değil ama 2024'e dair hisse başı kar öngörüsünü piyasa çok beğenmedi şeklinde anlıyorum. Şimdi bu yapıda tabii havacılık sektöründe bir miktar, hatta bayağı bir miktar kar satışı geldiğini finansalların görece iyi, ya iyi demeyeyim ama çok kötü durmadığı bir yapıda bilanço sezonuna başladık. Bugün Goldman'la Morgan alacağız ya, kavga etmeyeceğim abi, kafayı yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Zaten içerikten şey bulmasına, başlık bulmasına bütün yayını ben yapıyorum. Bir de üzerine neyse, 2024'te sinirlenme yok. Finansallar çok kötü başlamadılar. Hatta rakamlara baktığımda ABD ekonomisiyle ilgili olumlu taraflar bile görülüyor. Havacılık kötü başladı. Bugün Goldman'la Morgan'dan rakamları alacağız ve ondan sonra Microsoft ve Tesla ile beraber artık bu muhteşem yedili hisselerine başlıyoruz. Bunlar önümüzdeki dönemde de bilanço sezonu için daha bilgileneceğimiz bir şey oldu. Bu cümle saçma sapan oldu. Bilanço sezonunu daha iyi anlayabilmemiz için bu noktadan sonra Tesla ve Microsoft'un bilançolarını almamız lazım. Muhteşem yedilinin rakamlarını daha iyi analiz etmemiz lazım. Orada çünkü hisse grafiğini bir açayım. Bloomberg Magnificent Seven, tamam, Seven Price. Gördüğünüz gibi çok iyi bir toparlama yaşadık. Dördüncü çeyrek bilançoların açıklanmasıyla beraber şu V oluşumunun daha da yukarı gidip gitmeyeceği endeksin performansını da etkileyecek. Ben hala rekorlu kapanış bekliyorum. Cuma günü gelebilir diye düşünmüştüm ama işte havacılık sektörü ve finansalların aslında rakamlar çok kötü olmasa da hafif kayıplarla günü bitirmesi bunu önledi. Yeni haftada jeopolitik riskler biraz baskı oluşturuyor vadelilerde vesaire. Ama temel tarafta muhteşem yedinin bilanço sezonuyla beraber yeni bir rekora gitme durumumuzda söz konusu olabilir. Yani yeni bir rekor kapanış yakın zamanda bekliyorum. Çok dibindeyiz artık yani S&P 500'de. Dolayısıyla 4800-5000 aralığından bir düzeltme başlayacaksa başlayacağını düşünüyorum. Bilançoları takip etmeye devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler diliyorum.